Profesör Doktor Sade Uzunoğlu ile beraberiz. Kendisiyle işsizliği konuşacağız. Sayın hocam, pandemiyle beraber farklı bir sürece girdik. Ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Eve kapanma dönemi yaşadık ve bu dönemde birçok iş yeri faaliyet gösteremedi. Bazıları kapandı. Ve burada çalışanların bir kısmı ücretsiz izne geçtiler, ayrıldılar. Bir kısmı da iş yerleri kapandığı için gelir kapıları da kapanmış oldu. Bu noktada hocam finansal batışlara bağlı olarak bir işsizlik çıktı ortaya. Bu noktada işsizlikle ilgili rakamlar neler diyor diyelim. Sözü size bırakayım kıymetli hocam. Evet, şimdi sizin söylediklerinizi özellikle desteklemek için birkaç rakam vereyim isterseniz. Kısa çalışma ödeneğinden şu anda yararlanan kişi sayısı 1.239.000 civarında kişi yararlanıyor. Bu arada nakdi ücret desteği alan ve ücretsiz izne ayrılan kişi sayısı da 2.291.000. Yani bu işin ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor. Ve maalesef İşkur'a başvurularda da baktığımızda işte işe özellikle açık iş sayısında mesela son verilerle %43'lük bir azalma var. Yerleştirilen sayısı da %27 civarında azalmış İşkur tarafından. Bu dolayısıyla ciddi bir işsizlik sorununun olduğunu bize gösteriyor. Biraz daha işin vahim boyutunu söyleyebilmek için aslında bunu oranlarla anlatmam lazım. İşsizlik oranımız işte Kasım verileri herhalde Aralık'ta da aşağı yukarı aynı veriler gelecektir. %12,9 olarak açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Fakat iş bulma ümidi olmayanları bu rakama kattığınızda, bu orana kattığınızda işsizlik oranımız %17,3'e yükseliyor. Bu çok ciddi bir rakam. İş bulma ümidi kalmamış. O zaman 12,9 olan oran 17,3'e yükseliyor. Aramayanları da katarsanız bunun üzerine bunlar da bu şekilde oranımız %24,6'ya yükseliyor. Eğer mevsimlik çalışanları, yetersiz ve eksik çalışanları da eklersek bu oran %31,1'e ulaşıyor. Yani bizim geniş anlamdaki işsizlik oranımız bu hesaplamalar TÜİK'in ve Zafer Yükseler Bey'in yaptığı çalışmadan alınmıştır. Dolayısıyla geniş tanımlı işsizlik oranımız %31,1'dir. Bu çok yüksek bir oran. Yani 2019'dan 2020'nin sonuna kadar yaklaşık işsizlik 3,5 milyon kişi artmış ve bu şekilde 11,2 milyon kişiye ulaşmış durumda. Genç işsizlik oranımızı biliyoruz. %25'ler seviyesinde yani 4 gençten bir tanemiz gerçekten zor durumda. İşsiz durumda. Yani bu bizim ciddi problemlerimiz olduğunu gösteriyor. Bu arada tabii iş gücü verimliliği yükseliyor Türkiye'de. Reel olarak hem dolar bazında hem TL bazında enflasyonla arındırırsak reel ücretlerde geriliyor. Yani bir taraftan insanların satın alma güçleri özellikle erirken, yani çalışanların satın alma gücü erirken, hatta rakam da vereyim. Geçen sene 2019'a göre enflasyonla arındırırsak iş gücü maliyetleri reel olarak %3 gerilemiş. Dolar bazında düşünürsek %10 düşmüş. Euro bazında düşünürsek gene %10 gerilemiş. Bu çok ciddi bir reel gerileme. Ama bu arada sanayi üretiminde artış var. Çalışılan saat azalmış ama iş gücü verimliliği artıyor. Bu da ne kadar işe yarıyor onu da bilmiyoruz. Onu daha çok ihracatçılar bilecek. Rekabet gücümüz yükseliyor diyebiliriz. Ama bir taraftan da özellikle reel ücretlerin düşmesi iç talepte ciddi sıkıntı yaratıyor. Şimdi işsizliğin sosyal boyutlarını artık tartışacak halde değiliz. Herkes biliyor. Yani hani ateş düştüğü yeri yakar derler. İşsiz kalanın durumunu o zaman daha rahat algılarız. Şimdi biz Türkiye'de son dönemde hatta sürekli
şunu tartışıyoruz. Enflasyon. Enflasyon. Tamam, enflasyon ciddi bir problem. Peki 2000'li yıllardan sonra enflasyonu biz nasıl tek haneli rakama indirebildik? Türk parasını değerlendirerek yaptık. 2004 yılından itibaren Türk parası değer kazandı. Türk parası değer kazandığı için de çok güzel yurt dışından, Çin'den, Asya'dan ucuz ithalatı getirdik. Özellikle üretimimizi de ağırlıklı olarak ithalata bağladık ve bu nedenle de ithal girdiğiyle biz içeride talep coşsa bile enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi başardık. Yani bizim başarımızın sırrının temelinde yatan konu Türk parasının değer kazandırılmasıdır. Türk parası değer kazandı, ithalata bağlı bir ekonomi haline geldik, ucuz ithalat enflasyonu baskıladı. Şu anda Amerika'nın, Avrupa'nın enflasyonu nasıl baskılanıyor? İşte bu şekilde baskılanıyor. Yani ülke parasını değerli tutarak onlar enflasyonu baskılıyorlar. Ucuz ithalat yapıyorlar. Peki bu süreç ne hale getirdi bizi? Şu hale getirdi. Kur yükseldiği zaman otomatik olarak enflasyon oluyor ülkede. Kur yükseliyor, enflasyon patlıyor. O zaman diyoruz ki ya işte kurun yükselmesi enflasyona yol açıyor. Ya kardeşim, burada bir problem var. Yani bu bir döngü, kısır döngü. Yani kur o zaman sürekli, o zaman doları çekin 1 TL'ye. 1 dolar 1 TL diyelim, her şeyden kurtulalım. Hiçbir şey üretmeyelim. Çünkü ürettiğiniz hiçbir şeyi dışarıya satamazsınız. Rekabet gücünüz kalmaz. Peki o zaman problem ne? Problem ithalata bağımlı üretim. Birincisi bu. Yani ithalata bağımlı üretimden çıkmamız lazım. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz şu. Ya bizim birçok malda üretimimiz, tamam verimliliklerimiz artıyor ama birçok malda üretimde sıkıntılarımız var. Yani üretim kanallarında problemler var. İşte örnek vereyim. İşte niye pahalı gıda tüketiyoruz? Çünkü gıda işte toplanmasından tezgaha gelinceye kadar üçte biri bir kere heder oluyor. Yani yollarda kayboluyor mallar, çürüyor. Dolayısıyla biz 100 üretiyoruz ama bunun 30'unu 35'ini yolda kaybettiğimiz için 65'ini satmaya çalışıyoruz. İşte yol parası, hadi taşımalar yanlış. Eski kamyonlarla efendim mazot, o zaman hadi bakalım 3. köprüden geçeceksin. 3. köprü ücreti falan İstanbul'a veya büyük şehirlere, Trakya'ya geldiği zaman bir bakıyoruz biz. Ya bu mallar pahalı diyoruz. Tabii pahalı olacak. Demek ki bizim bir kere üretimimiz yetersiz. Üretimde problem var, üretimde kayıplarımız var. Bunları giderecek politikalar geliştireceğiz. Üretim yönü var, bir de ithalat yönü var işin içinde. Biz bunları tartışmadan bir kere enflasyon konusunu sadece faizi yükselterek çözemeyiz. Ama şu anda çözüm bu, öyle görünüyor. Bakıyorum finansal piyasalar sürekli faiz yükselsin, faiz yükselsin, faizi yükseltelim. 17'ye geldi, olmadı şimdi. Hatta 2 puan daha yükseltelim diyenler de var. 19'a yükseltelim. Tamam da zaten ekonomide özellikle belli bir kesimin satın alma gücü düşmüş. Yani iç talepte çok ciddi bir düşüş var. Bu arada 11 milyon insan işsiz. 11 bir de iş gücüne katılım zaten çok düşük ülkede. Bir ayıbımız da o. 100 kişiden 45 kişi çalışıyor. 46 kişi çalışıyor ülkede. Şimdi biz 100 kişiden 46 kişi çalışıyor. 100 kişiyi doyurmaya çalışıyoruz. O 100 kişinin getirdiği yükler var ekonomiye. Kamunun bu nedenle sosyal yardımları var. Bu sosyal yardımlar inanılmaz verimsiz yardımlar. Peki bunları nasıl çözeceğiz? Bunları yüksek faizle mi çözeceğiz? Bence bizim tartışmamız gereken şu. Bir kere Türkiye ekonomisi artık şu 15-20 yıldan beri tartıştığı enflasyon konusunu bir dondurmalı. Yani makul bir enflasyon. Nedir makul enflasyon? Bizim için 11 makul enflasyon diyelim. Buna göre politikalarımızı şekillendirelim. Yani biz şimdi enflasyonu %5'e çekebilmek için 2-3 yılda faizleri yukarı doğru çekeceğiz ve ekonominin bu güç durumunda yüksek faizle yürütmeye çalışacağız treni. Yok, çözemezsiniz. Çözemezsiniz. Yarın en küçük bir şekilde siz faizleri aşağı indirdiğinizde bu sefer tekrar kur yükselecek. Kur yükseldi, kredi vereceksiniz. Aman diyeceksiniz, kredi verelim, faizleri düşürelim diyeceksiniz. İnsanlar alacak, dövize yüklenecek, kur yükselince tekrar enflasyon çıktı. Ne yapalım? Hadi bir daha faizleri yükseltelim.
Biz bu kısır döngüden kurtulamayacağız ki. Dolayısıyla bu kısır döngüden kurtulmak, dediğim gibi, üretmek, üretmek, üretmek. Ve dağıtım kanallarımızı çok düzgün bir şekilde işler hale getirmek, verimli hale getirmek. Üçüncüsü, üreticimizi desteklemek, bilinçlendirmek. Tarımdan sanayiye kadar üreticimizi destekleyeceğiz. Bütün dünya destekliyor. Biz de destekleyeceğiz. Göstermelik değil. Gerçekten ciddi destekler vereceğiz. Sonra bu kadar ücretlerin işte çok yüksek maliyetler. Tamam da o zaman iş talebi kaybediyorsun. Ücretleri yükseltmediğin zaman iş talebin gidiyor. İhracat kısıtlı, dünyada salgın var. O zaman iş talebi öldürüyorsun. Dolayısıyla biz istihdam yaratacağız. Yüksek ücretle istihdam yaratmak zorundayız. Yüksek ücretle işler üretmek zorundayız ekonomide. Bu da tabii ki katma değeri yüksek ürünler üretmekle alakalıdır. Ve bu üretimi desteklersek, iş yaratırsak içerideki ekonomiyi de bu şekilde ne yapmış olacağız? Düzgün bir şekilde toparlayacağız. Yani ranttan şey yapalım, para var, faize yüksek faiz verelim, oradan işte borsa şuradan kazanalım, yabancı sıcak para getirsin, onunla idare edelim. Hayır, Türkiye artık sıcak para gelsin tartışmalarını, faizi yükseltelim, sıcak para gelsin, döviz girsin tartışmalarını bir tarafa bırakmak zorunda. Türkiye ithalattan nasıl kurtuluruz? Nasıl üretim yaparız? Bunu tartışmak zorunda. Üretimi nasıl geliştiririz? Bunu tartışmak durumunda. Bunun için eğitimden başlayarak yapacağımız, atmamız gereken birçok adım var. Bu adımları atmak zorundayız. Yoksa faizle bu işi sadece çözeriz, para politikasıyla bu işi çözeriz demek doğru değil. Onun için bizim tartışmamız gereken konu şu anda enflasyon değil aslında. Bugün bizim tartışmamız gereken konu bu işsizlik problemidir. Çünkü bugün bakın salgın nedeniyle belki ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Belki yazın açılacağız ama gelecek sene bir mutasyon olayı çıkacak, tekrar kapanacak ekonomi. O zaman bizim gerçekten işsiz insanımıza iş verecek, iş yaratacak bir ortamı mutlaka ve mutlaka oluşturmamız lazım. Yani Türkiye'nin birincil sorunu öncelikle işsizlik problemidir. Üretimsizlik sorunudur. Yoksa zaten insanlar işsiz, zaten talep yetersiz, kredi vermediğiniz zaman ekonomi duruyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda hala biz çift taneli enflasyonla mücadele ediyorsak bunun nedenlerini başka yerlerde aramak lazım. Dünyada artan ham madde fiyatları var. Petrol fiyatları artıyor. İçeride üretim maliyetlerimiz var. Vergisel yüklerimiz var. Var, var, var. Dolayısıyla Türkiye bence faiz tartışmasını bir kenara bıraksın. İşsizlikle uğraşsın. İşsizlik konusuyla uğraşalım. Bu bizim geleceğimiz. Çünkü genç nüfusumuz var. Bunları bırakamayız. Bu insanlarımızı, eğitimimizi buna göre yönlendireceğiz. Ve yüksek ücret üreten işlerle Türkiye'yi bir adım daha ileri götüreceğiz. Hocam ağzınıza sağlık. Ekleyeceğiniz başka bir detay var mı acaba? Yoktur bir şey. Bence gayet bütünlüklü bir konuşma oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Konuğumuz Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'ydu. Kendisiyle işsizlik rakamlarını konuştuk. Çözüme dair önemli önerilerini yine bu yayında dile getirdi. Bizleri izlediğiniz için sağ olun, var olun, hoşça kalın.